Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de trigonometride sinüs ve kosinüs işleyeceğiz. Hazır mısın Tonguç? Hazırım mı hocam. O zaman Ah oh, hocam diye. ne yaptınız? Dur evladım sana ba şey. Ha pardon. Evladım trigonometrik oranlarda sinüs'ü deyince aklımıza şu gelecek Tonguç'un. Um. Bak. Bir tane açı var e, dik üçgende alfa açısı. Bunun karşısındaki kenara bu kenar, komşusundaki kenara bu kenar, buraya da hipotenüs diyoruz değil mi Tonguç? Evet hocam. hipo. Şimdi Sinan diye bir arkadaşım var tamam mı Tonguç? Her şeye karşı bir rapçi. Her şeye karşı ama. Bak böyle... Kajmer. Ne o ne be? Öyle bir rapçi hocam çok ünlü bir rapçi. Ha, onu bilmiyorum da Sinan dediğimiz adam Ceza. Ha, ha, ceza gibi evet. Böyle hep şarkıları yaparlar? 50 i̇şte, cent. ya dur bir saniye ya. <laughs> Buna karşıyım şuna karşıyım. Bu ne biçim gülmekte Allah senin iyiliğine. Hocam rapçiler böyle güler. Tonguç'um bak. O zaman Sinan'ın yani Sinüs'ün karşıda karşıyla başladığını bileceksin. Her şey karşı bir kere. Karşı böyle sonu da üstte bitiyor ya Sinüs. Hipotenüse böleceğiz. O yüzden karşı bölü hipotenüs. Sonu üste bitiyor. Sinüsün üstte bitiyor. Evet. Harika. Peki e, kosinüs de zaten çok, çok basit. Adla üstünde. Kosinüs komşu. Evet. O zaman komşu bölü hipotenüs. Tamam mı Tonguç? Tamamdır O zaman hemen bir şeye geçelim bakalım. Sin x artı cos demiş burada. Eyvah eyvah bu nasıl bir üçgen? Tonguç hemen özel üçgenleri hatırlayayım. 3, 4, 5 vardı. 3, 4, 5 vardı. 7, 5, 7, 12, 12 vardı. 13 vardı. O yüzden bu 5, 12, 13 üçgeni. Aynen. Şimdi x'in karşısındaki kenar şurası değil mi Tonguç? Evet. Komşusundaki kenar burası Tonguç'um, Burası da hipotenüs tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. O zaman sinüs x dediğimiz şey Sinan her şeye karşıydı, Karşıyla başlayacak. 12. Sonunda üstte bitiyordu. Bölü. Sonunda üstte bitiyordu. 13. Artı. Kosinüs x dediğimiz şeyse komşuyla zaten kol, koldan mı gelecek aklına o zaman 5 bölü 13. Çünkü, 13, çünkü sonra da üstte bitiyor. Yani. Üstte bitiyor. İşte bu kadar Tonguç. O zaman cevabımız 17 bölü 13. Anladım hocam. Bir tam e, zor geliyor mu sana bunlar 13. Tonguç? Hayır hocam. Bu Sinan ve e, Tanya beni çok rahatlattı hocam. Teknikleri evet. çok güzel. Ezberlemek için böyle teknikler kullanmalısın. Sen kendin de öğretebilirsin. Bizim tekniklerimize bağlı kalmak zorunda değilsin. Ama şunu unutma Tonguç. Kafada kalmak için mutlaka böyle kısa yollar çok işe yarıyor. Aynen hocam haklısınız. Şimdi bir tane daha kuralımız var. Daha önceden e, bak sin kare artı kos kare eşittir 1 diyor. Tamam mı? Bu o kadar çok çıkar ki. Yani bu ne demek diyeceksin. Ne yani ben hocam? şöyle bir şey yazarsam sana sin kare 30 artı kos kare 30 yazarsam ne diyeceksin? Çat 1 diyeceksin. Bir Buradaki açının hiç önemi yok. Ama birbirleriyle aynı olmak zorundalar. Aynı şey tan x ve kot x e de geçerli. Tan x ile kot x'in çarpımı bu sefer biridir Yani mesela ben sana yazarım tan 50 çarpı kot 50 nedir desem bir. çok basit bir şekilde bir diyeceksin. Tamamdır, tamam hocam. Şimdi bu kurallarda göre bir tane şey yapalım bakalım. Of. Ee, soru yapalım. Şimdi sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 5 demiş adamım. Evet hocam. Sin x çarpı cos x soruyor. Of. Böyle sorular. Ya of diyorsun be Bunun karesini alacağız. Bak bize hatırlatma da yapmış. Sin He. kare artı cos kare değil de mi? böyle hatırlatma yapar mı hocam? <laughs> ya, ya sınavda <laughs> yapmayacaklar. Bak her iki tarafın karesini alıyorum. Bunun karesini aldım. Bunun karesini aldım. Tamam Tomuş. Bunun karesi alınca a eksi b'nin karesi gibi olduğu için ilk başta sin kare x oluyor. Ondan sonra kos kare x oluyor. Ama araya ne giriyordu? Bu ikisini çarp bir de 2 ile çarp. Eksi 2 sin x kos x giriyordu Tonguç'un. Um. Anladım hocam. Tamam mı? A eksi b'nin karesinin açılımından yaptık. Burada bu şekilde yazıyoruz. Hatırlıyorsun a kare eksi 2 ab artı b kare. Tamam. Şimdi bunun cevabı da bunun karesini alsak 1 bölü 25 eder. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5, 1 bölü 25 eder. Doğru. Tonguç bir kere biz şunu biliyoruz kardeşim. Sin kare artı kos kare nedir? Sin artı kos 1'dir. Burada yazmıştık. Deminki kuralımız da 1'di. 1. O zaman bunun yerine bunları atıyorum ve 1 yazıyorum. 1 eksi 2 sin x kos x eşittir 1 bölü 25 mi kardeşim? Evet hocam. Şimdi Tonguç'um bak. O zaman bunu Komple karşıya 1 bölü 25 bu tarafa atayım. atalım. hocam. Hiçbir şey fark etmez. 1 eksi 1 bölü 25. Bunu sol tarafa geçirelim. Hani evet. bu artı olsun diye. Hep artılar daha kıyak oluyor. 2 sin x cos x diyorum tamam mı Tonguç'um? Bize ne soruyordu Allah aşkına? Çok yaklaştık ya. Aa sin x cos x. Bize bunu soruyordu. O zaman 2'ye iki, böleceğiz. 2'ye böleceğiz ama ilk başta bunu çıkartalım. 24 bölü 25 çıkar. Onu da 2'ye bölersek bölü 2'ye ikiye... 12 bölü 25 çıkar. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. İşte zor bir soruda çözdük. Kafana bastın diye. hocam ya. Bak sinüs ve kosinüsün alabileceği değerler. Tonguç. Bizim verdiğimiz değere bağlı değil mi hocam onun değeri? Hayır bak şöyle düşün. Bir hesap makinesinde sinüs e mesela 70 yaz. Sinüs 500 yaz. Sinüs 1000 yaz. Hiç fark etmez. Sonuçta hiçbir zaman biri geçen bir sayı çıkmaz. He. Veya eksi birden daha aşağı bir sayı da çıkmaz. Yani hep Sıfır bir Bak bir dene istersen hesap bakıyorsun. Tamam. Göreceksin. Tonguç'un um bak o zaman sinüs her zaman bir ile eksi bir arasında değer alır. En fazla bir alır. En fazla bir. En az. Eksi bir. Harikasın. de aynı şekilde e, işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi Tonguç bak. 3 sin x eksi beş kos x'in aralığı. Böyle sorular geliyor. Of. Hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Bir kere sinüsün en fazla alabileceği değer ne kardeşim? Bir. Bir. Mükemmelsin. O <laughs> zaman bak bu 3 olabilir. Eksi. Bunun da en az alabileceği değer ne Tonguç? U? Eksi 1. Harikasın. O zaman 5 çarpı eksi 1. Niye bunun en fazlasını, bunun en azını aldım diyeceksin? Çünkü ben bunun maksimum olmasını istiyorsam Tonguç, bunun maksimum olmasını istediğim anda bunu en fazla, bunu en az yaparım. Çünkü burada çıkıyor. Doğru. Burada çıkan şeyi minimum yaparım. O zaman bunu maksimum, bunu minimum yaparsam sonuç maksimum çıkar. Olayım. O zaman maksimum sonucu neymiş biliyor musun? Eksi 5 eksi 1 ne eder? E, artı 5 eder. O zaman 3 artı 5'ten 8 bizim maksimum değerimiz. Olayım. Şimdi minimumda ise bunun tam tersini yapacağım. Minimumda bu pozitif olduğu için en az olmak zorunda. Bu ise en fazla olmak zorunda. Doğru. Ne kadar çok şey çıkarsa o kadar fazla çıkar çünkü. Dolayısıyla bunun minimum değeri nedir Tonguç? Sin x'in. Eksi 1'dir. O zaman 3 çarpı eksi 1 eksi 5 çarpı bunun maksimum değeri de kosinüsün maksimum değeri 1 Tonguç. Sinüs ve kosinüsün maksimum değerleri 1. Hesap makinesinden görebilirsin bunu. O zaman cevabımız. Eksi 3 eksi 5 eşittir. Eksi 8 de minimum değerdir Tamam mı Tonguç? O zaman ne ile neyin arasındaymış kardeşim? 8 eksi 8, 8 ile 8. 8 arasındaymış. Ne peki? 3 sin x eksi 5 kos x. Tamam mı kardeşim? Anlaştık hocam. O zaman Tonguç'a zaten. Tonguç ya evet, evet. evet. O, 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 tarzda da bakabilirsin. Tonguç Akademi mutlaka üye ol Tonguç. Bütün videolar orada daha düzenli, daha düzenli. Hocam ben her ücret var. almaya çalıştı biri vermedim hocam. Ya öyle bir şey yok Saçmalama yok, ol, pardon, pardon. Özür e, Tonguç Akademi da bütün her yerde paylaş Tonguç ve bu videoyu da paylaş tamam mı? Bak sağ Nasıl üstte. Nasıl paylaşacağım hocam? Sağ üstte veya sol altta paylaş. Tamam hocam. hemen basıyorum. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım.